Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı ortay konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. BC açı ortay doğrusu olarak verilmiş. 4 verilmiş, 10 verilmiş ve X isteniyor. bizden arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Hocam dik üçgen maalesef yok. Yapacak bir şey yokmuş gibi duruyor. Ama burada dikkat edin açı ortay kola dik çizmiş. E açı ortayda kola dik çizince ne yaparız? Diğer kola da biz bir ek çizeriz, dik çizeriz. Ek çizim yöntemlerinden biridir arkadaşlar. Açı ortaya da kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir. Ayırtları yerler de eşittir. Ama ayırtları yerler önemli değil galiba. BC x kaçtır diye soruluyor. Ama bir de BC AC'den daha büyükmüş. Bak şimdi. BC AC'den daha büyükmüş. Eyvallah. Şimdi ne yapacağım ben? Buradaki x isteniyor. Hocam şuradaki onu ayıracağım ya. Burada dikten de dik çizildi. Burası A dersem burası 10-A mıdır? Evet. Öklit bağıntısını uygulayalım. 4'ün karesi eşittir. A çarpı 10 eksi A'dan. Hocam buradan işlem yapınca çarpanlar ayırınca değer gelecek. Ama 2 çarpı 8 olduğu belli de. Biz yine de ayıralım. 16 eşittir. 10 A eksi A kareden hepsini sol tarafa at. A kare eksi 10 A artı 16 eşit sıfırdan. Bu 8'e eksi 2 deyince bu A eksi 8 çarpı A eksi 2 eşit sıfır yaptı. A buradan ya 8'dir ya da A buradan 2'dir. Ama işte bak bize burada şu bilgiyi vermiş BC AC'den daha büyük. Hocam BC kenarı AC kenarından daha büyük. Şuradaki çizdiğim dik D bu kenar bu kenardan daha büyüktür. Yani A'yı biz küçük olan kenar seçeceğiz. Mesela A'yı 8 seçersem olmaz. Burası 2 oluyor. E hocam ne diyeceğiz o zaman? A'yı biz 2 seçeceğiz arkadaşlar. Tamam? Olay bu. E o zaman burada A'yı 2 seçersek arkadaşım 10 A kaç yapıyor? 8 oluyor. E o zaman burada bir Pisagor bağıntısından 4 8 ise burası da kaç olacaktır? 4 kök 5 olacaktır. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Akçay oldu. Çekildeki ABC üçgeninde 6 ve 8 verilmiş ve çevresi verilmiş. Valla şuradan dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler eşit. Nerede eşit oluyordu arkadaşlar bu dikmeler? Hop açı ortayda. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit oluyordu. E şimdi bu açı ortay doğrusu oldu. Soldan sağa oran ne? 8 bölü 6 yani 4 bölü 3. Hocam tabandaki oran koldaki orana eşittir. 4K ya, 3K yazdık. Adam bize çevreyi vermiş. Topla bakayım şurayı. 7K artı 14 eşittir 42 olduğuna göre 7K eşittir. Kaç yaptı arkadaşlar? 28 mi yaptı? Evet K'yı buradan kaç bulduk? 4 bulduk. AC uzunluğu isteniliyor bizden. AC uzunluğu nedir gençler? 3K'dır. K yerine 4 yazdığımız zaman cevapta kaç çıkar o zaman? 12 çıkar. Yani sorumuzu cevap Balıkesir oldu. Saçma yerlerde bir açı eşitliği verilmiş ve 8-17 verilmiş. Hemen buranın 15 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bu açıları ben kullanacağım büyük ihtimalle. Nasıl kullanacağım? Arkadaşım bak şunu şöyle uzattığın zaman hop ters açıdan burası da çizgi oldu mu? Oldu. O zaman olay bitti. Niye? Şuradaki üçgende bu bir dış açı doğrusu oldu. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Tekrarlı. Şu bölü tamamı. Yani x bölü x artı 15 eşittir. 8 bölü. Hani ilk ok nereye değiyor? 8'e. 8 bölü ikinci ok nereye değiyor? 17'ye. 8 bölü 17 olmak zorunda. İşler dışlar yapınca 17 x eşittir. 8 x artı kaç yaptı? 8 çarpı 15. 120 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Buradan buraya attık. 9x eşittir 120'den. X buradan ne çıktı? 120 bölü 9 çıktı. 3'e bölsen 40. 3'e bölsen 3. Cevabımız böylelikle 40 bölü 3 oldu. Yani cevap Cihan oldu. Ön yüzü yeşil, arka yüzü mor renkli olan şekil 1'deki ABC üçgeni ok yönünde katlanıcı şekilde oluşuyor. Önce şu şekil 1'i bir yorumlayalım arkadaşlar. Burada 4K verilmiş, 3K verilmiş. Bunları bir kullanalım. Evet Ali Bey uzunluğu 4K ve BD uzunluğunda 3K olarak vermişler. Niye verdiniz siz bunu şimdi? Bakalım. Hocam alfa ile iki alfa arasında bir ilişki kurmam lazım. Nasıl kurabilirim? Hop şöyle alfayı bölsem böyle iki alfayı alfa alfa diye. Bakalım ne çıkıyor? Alfa alfa diye bölünce a açı ortay 4'e 3 oran var. Hocam burası 4 enken burası 3 endir. Hatta toplamda burası nedir arkadaşlar? 7 olduğuna göre burası yani 7 yani eşittir 7 olduğuna göre en de buradan kaç çıkar? 1 çıkar. Yani burası 4 burası 3 mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi ne yapacağız? Ana burada da bir açı ortaylık çıktı. Bak burada da bir açı ortay. Hocam şuraya da x diyecek olursak x demeyelim x şey şeyde var. Y diyecek olursam. E buradaki kaç ortaydı arkadaşlar. Y bölü 8 3 bölü 4 değil midir? Y bölü 8 3 bölü 4 olduğundan 2 kat 2 kat. Y'yi de buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Evet biz şöyle bir şey bulduk arkadaşlar. E, şimdi ben bunu böyle katlayacağım. Evet buradaki bulduklarımızı da yan tarafta yerleştirelim isterseniz. Şurası ne bulduk arkadaşım? 3K bulduk. Şurası 3K bulduk. Şu BD uzunluğunu kaç bulduk arkadaşlar? BD uzunluğu 3K. E, katlayacağım. Katlamadan önceki halinde şöyle bir açalım isterseniz. Katlamadan önceki halini açıyorum arkadaşlar. Şunu şöyle açtığımda. Ben neler bulmuştum şöyle. Şunu şöyle açtığımda. Burası 2 alfa. 2 alfaya alfa olacak şekilde açalım ama. Dur. Şöyle şöyle. Hocam. Şurası 2 alfaydı. Burası alfaydı. Ben buradan şunu çizdim şöyle. Ve şu uzunluğu kaç buldum arkadaşlar? Bu uzunluğu alfa alfa ve bu uzunluğu da kaç buldum? 6 buldum. Sen şimdi şunu katlayacaksın. Bunu katladığında buraya gelmiş. E hocam sen bunu böyle katladığında 2 alfalık kısım şöyle bakın şu doğru boyunca katladığın zaman. Hop katlanılan yerler üstte binecek mi binecek? Burası 2 alfa burası da 2 alfa olacak. Burası alfa mı olacak? Evet. Bak bu katlanırken 6 çizgisine dikkat et. Alfa alfa. Bu 6 çizgisi de buraya mı denk geliyor? Aynen öyle. Yani burası kaç oldu? 6 oldu. Bu katlamada tamam üst üste binen açıları yazdık. 2 iken 2 alfayı yazdık. 6 iken bak burası da 6 oldu. Niye? Alfalı kısım buraya geldiğinden dolayı arkadaşlar böyle. Bakın şu üçgeni katladığımda şu B, B K'ya bakın arkadaşlar. O B E'ye mi geldi? Evet burası 6 oldu. Bir de burada da üst üste binen açılarda eşittiğim arkadaşlar. Evet bunu da kullandık. Başka ne var burada? Şuradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Şuradaki uzunluk belli miydi arkadaşlar? Belliydi. Bakın şurayı 3 bulmuştuk. Şurayı da 3 yazalım isterseniz. Burası 3. Burası da 4'tü. E sen bunu böyle katladığında hocam burası da 3 burası da 4 diye mı? Katladığında. Çünkü şu üçgenin katlanmış da buraya geldi ya. Hocam 6 iken bu 6 buraya. 3 iken 3 buraya geldi. E şimdi x isteniyor bizden. Ne yapacağız burada? A hocam ne var burada? Bak şu üçgende. Bu üçgene yol açacağım kesin. X var. Bu üçgende dış açı ortay yok mu arkadaşlar burada? Var. Dış açı ortay dediğimiz şu bölü tamamı 6 bölü 6 artı x eşittir. 3 bölü 4 mı olacak? Evet. Buradan e, yarısı olmuş yarısı olmuş. O zaman 6 artı x buradan 8 olmak zorunda ve x'i de buradan kaç buluruz gençler? 2 olarak buluruz. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken sorulardan biri. Hoş bir soru. Cevap Denizli. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kartonun B köşesi ok yönünde AD doğrusu boyunca katlanınca B noktası AC üzerine geliyormuş. Hemen şunu yanda bakalım arkadaşlar. Şöyle. Eski haline geri getireceğiz değil mi gençler? Bu şekilde bir şey bir katlama olduğunda hop şöyle eski haline geri açacağız. Eskiden burası neydi? Şurası 45 dereceydi. Buradaki açı x'ti. E, uzunluk x'ti. Buradaki iki köküştü. Şimdi üst üste binen açılar birbirine eşit mi gençler? Eşit. Hocam buradaki üst üste binen açılar eşit. Burası x ise burası da nedir? x'tir. Burası 45 ise burası da nedir? 45'tir. E ne var burada? İki iç açın toplam bir dış açı 30. Aa hocam 30'u da kullanacağım artık. 45'i de kullanacağım artık. Şuradaki açıları yazmama gerek yok. Sevmediğim bir şey zaten. Hani şu açılarda birbirine eşit olacak. 180'den 15 çıkartıp 2'ye böleceğiz. Saftirikçe bir şey çıkıyor. O yüzden farklı bir şekilde yapalım. Ne yapalım? Şu 30'un mantığını kullanmak için. 2 kök işte varsa Hocam bir dik çizsem 30'un mantığı kullanmak için 90'ın karşısı 2 kök ise 30'un karşısı ne yapacaktır? Yarısı kök 3. E hocam bu 45'in mantığını kullanmak için de buradan bir dik çizeriz. Ama hocam burada maalesef hiçbir kenar yok. Ama bak açı ortay. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit olduğundan. Burası kök 3 ise burası da kök E ikiz kenar dik üçgen. 45-45-90 üçgende kök ise burası da kök x de ne olacaktır? Kök 3'ün kök 2 katı olacaktır. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Kök 6 çıktı. Yani cevap C. Şekildeki ABC dik üçgeninde CD açı ve şu açılarda eşit verilmiş. CD açıortay ortağı bu açılarda eşit verilmiş. Şimdi ne yapacağız? Hocam öncelikle büyük üçgeni yoğunlaşacağımız belli. Büyük üçgende kenarlar var. Ya yani şu açıortayda bir şey yapamıyorum maalesef. Kollar oranı tabanlar oranı hiçbir şey diyemiyorum. O zaman büyüğe yoğunlaşalım. Hocam büyük üçgende bu açı ortay doğrusu ya. Açı ortayda. O yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran var. Hocam burası o zaman 2K ise burası nedir? K'dır. Pisagor bağıntısından K'yı bulabiliriz ama burada özel bir üçgen var. Bence oradan yapalım daha sağlıklı. 90'ın karşısı 2K hangi açının karşısı K'dır? 30'un hocam. E burası 30. E burası 60. Yani bunlar da 30-30 oldu. E 30-90 ise burası 60 oldu. Hatta burası da 120 olduğundan 60 60 oldu. Hatta burası da 90 oldu. Olay bitti. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 60'ı karşısında da nedir arkadaşlar? 2 kök 3 yapar. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Bu açılar eşit ve bu açılar eşit verilmiş ve burada bir oran verilmiş arkadaşlar. Burası 2K iken burası 3K verilmiş. FB'yi 3K yazalım bakalım. FB neredesin? Burası 3K. AF'ye de 2K yazalım arkadaşlar. Başka paralellik paralellik verilmemiş dikkat. Sakın bunu paralel almayın. Ne yapıyorsunuz? Olur mu öyle şey? Yani kafamızdan bir şey uydurmuyoruz arkadaşlar. Paralel dememiş soruda. Şimdi ben buradaki açıların eşitliğini ve buradaki açıların da eşitliğini kullanıp soruyu öyle çözeceğim. Bir de AC'yi de kaç vermiş arkadaşlar? AC'yi de 8 vermiş. E ne yapacağız hocam burada? Burada maalesef hiçbir şey yapamıyoruz gibi duruyor. Ama dikkat edin. Şu açı ortay ve bu açı ortay. Ama nerenin açı ortayı? Bakın şu üçgenin bir dış açı ortayı değil mi arkadaşlar bunlar? Evet. Dikkat edin AC'yi 8 vermiş tamam. Şimdi arkadaşlar bu üçgenin bu dış açı ortayı bu da dış açı ortayı. Yani burası dış açı ortayların kesim noktası. Hatırlayın ya üçgende 3 üç tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu ya da 2 dış bir iç bir noktada kesiyordu. Arkadaşlar bu 2 dış bu üçüncü de buradan geliyorsa eğer Şuradan geliyorsa, açı ortayların kesim noktasından geçiyorsa, açı ortay olmak zorunda. E bu iki dışsa, bu da bir iç olmak zorunda arkadaşlar. Olay bitti. Bak, büyük üçgende bu iç açı ortay oldu. Yani 2k bölü 3k. O zaman burası 2k bölü 3k ya büyük üçgende tabanlar oranı, kollar oranı eşittir. O zaman burası 2n ise burası ne olacaktır? 3n olacaktır. 2n 8 ise n buradan 2n en 8 ise n'i buradan 4 bulursun. Senden de BC isteniyor. BC de 3N olduğundan dolayı. N'i de 4 bulduğundan dolayı. Cevabımız kaç çıktı? 4 kere 3 12 çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Büyük ihtimal bu soru için gelmişsinizdir arkadaşlar. Hoş geldiniz. Cevap Akçay. Aşağıda ABC üçgeni şeklindeki bir kağıdın B köşesi C köşesi ile çakışacak şekilde katlanıyor. Ve AB üzerindeki noktaya D, BC üzerindeki noktaya da E harfi yazılıyor. Arkadaş ben bunu böyle katlamışım. Hmm. Katlamalarda. Hop böyle katlamışım. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şunlar birbirine eşit. Hocam şuradaki kenarlar da birbirine eşit. Bu doğrudan şaşmamış. Aa, burası 90 derece olur. Ki zaten belli. X kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda açı ortaydır da diyebiliriz tabii ki. Bunun tamamı 16 ise bunlar kaç kaç yaptı arkadaşlar? 8 8 yaptı. Adam sana D'yi DE, de 6 vermiş. O zaman ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Hocam burası da 10. ABC üçgenin çevresi soruluyor bize. ABC üçgenin çevresi soruluyor bize. Hmm. Ne yapmalı arkadaşlar? ABC'nin çevresi soruluyorsa büyük üçgeni yoğunlaşmalıyız. Valla büyük üçgeni ben şu anda bulurum. Nereden bulurum? Benzerlikten bulurum. Başka türden bulunuyor mu diye inceliyorum, inceliyorum, inceliyorum. Bulunur da. Sanki benzerlik sizin için daha rahat olacak arkadaşlar. Ya nasıl bulunacak biliyor musun? Şuradan bulunabilir. Hocam şu üçgenin alanı belli nedir? 16 çarpı 6 bölü 2 aynı zamanda 10 çarpı h bölü 2'den h'ı bulursun. Sonra Pisagor'dan burayı bulursun. O şekilde yaparsın. Birinci yol bu olsun. İkinci yolda maalesef 90'lar zaten 2 ya da 2'den fazla olduğu zaman biz açılara dalarız arkadaşlar. Dalalım bakalım. Ya bunun şeyle alakası var mı diye bakıyorum 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 bakıyorum. Dur bakayım. Şu açılara bir dalalım arkadaşlar. Buraya alfa dersem burası beta. E burası da beta. Hocam alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Başka maalesef bir yerde açı ortay maçı ortay da çıkmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok maalesef. Alfa 90'sa büyük üçgende burada kaçı da beta mıdır? Evet. E yani senin şu üçgenle büyük üçgenin ne oldu? Benzer oldu. Hatta ben kolay yoldan yapayım. Bu küçük üçgen alfa betalı üçgen 6 8 10 3 4 5'in katı ya. Büyük üçgen de 3 4 5'in katıdır. Bak daha kolayından yapıyorum. Normalde şöyle yaparsın. Alfanın karşısı altının, altının alfanın karşısı haşı oranı. Beta'nın karşısı 8'in beta'nın şuna oranı, karşısı şunun oranı. 90'ın karşısı 10'un 90'ın karşısı 16'yı oranından yaparsın. Ama şimdi alfa betalı üçgen 3 4 5'in katı. E büyük üçgen de 3 4 5'in katıdır. Alfanın karşısı burada 3'ün katıysa büyükte de 3'ün katı burası olacaktır arkadaşlar. O zaman ben onu şöyle bir siyah kalemle göstereyim isterseniz. Burası 3'ün katıdır. Burası 4'ün katıdır. O zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? 5'in katı olacaktır. A. Hocam 5K eşittir 16. K buradan 16 bölü 5 geldi. E bizden ne isteniyor? 3, 4, 5 üçgeni. ABC üçgenin çevresi isteniyor. Yani 7, 5, 12. Çevre 12K isteniyor bizden. 12 çarpı 16 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Valla burada çarpacağız. Başka çaresi yok. E, hatta ben bunu 12 çarpı. Bu nedir arkadaşlar? Bunu 2 ile genişlettiğimiz zaman. Bunu 2 ile genişlettiğimiz zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 32 mi yapıyor? Evet. 32 yani 3,2. Sen 12 ile 32, 3,2'yi çarpacaksın. Çarp bakayım böyle. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. Yani 384 yapıyor arkadaşlar. Evet 384 yapıyor. Yani 38,4 yapar. O zaman cevabımız arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı böylelikle C. -han çıktı. 3, 5, 6, 7 ve X verilmiş arkadaşlar. X soruluyor arkadaşlar. Ve bu açı ortay, bu da açı ortay verilmiş. Şimdi hocam büyük üçgende iç açı ortay var. Maalesef kollar oranı tabanlar oranı şu an yapamıyorum. Aslında yaparım direkt de. Direkt de şurada şurayı bulmam lazım galiba. Öncelikle o zaman orada kaç ortayı bulmayayım. Yani x'i bulmak için öncelikle e, diğer açı ortaya yoğunlaşmalıyım. Bakın şu üçgende hop şu üçgende arkadaşlar. Ne var burada? Bu üçgende 3, 5, 6. Hocam dış açı ortay. Bak dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum şu bölü tamamı. Hocam şuraya a diyecek olursam a bölü a artı 6 eşittir. 3 bölü 5. 3 bölü 5. İşler dışlar yapalım. İşler dışlar yapacak olursak arkadaşlar. Bazen silgim takılıyor nedense. İşler dışlar yapalım. 5a eşittir. 3a artı 18'den. 2a eşittir 18'den. a'yı buradan kaç buluruz? 9 buluruz. a 9. Şimdi onlar düşünsün diyoruz. Bu açı ortaylı kullanıyoruz. Arkadaşlar bu açı ortayda artık her şey tam. Kollar oranı tabanlar oranı eşitliği midir? Evet. Yani kollar oranı arkadaşlar. Kollar oranı nedir? X bölü 12 eşittir. Ya da 12 iken 6 olmuş. Hocam X iken X bölü 2 olur. Direkt cevabı 18 yazabilirsiniz. Aa, biz yine de ne yapalım? Şunu yazalım isterseniz. X bölü 12 kollar oranı tabanlar oranı eşittir. 9 bölü 6'ya eşittir yarısı bu iki kat olmuş. Bu da iki katı olacak. Buradan da x kaç çıktı arkadaşlar? 18 çıktı. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Bu açılar eşit verilmiş. Şurası 30 burası 45. Burası da 2 kök altı verilmiş. Yukarıda verilenlere göre ac kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ben burada ne yapmalıyım? Bir kere şuradaki 30 mantığını kullanmalıyım. 2 kök altı da burada var ya Hemen şuradan bir tane dik çizeyim. Hop şöyle bir dik çizeyim. Hocam 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı nedir? Yarısı. Kök alttır. E hocam 45'in mantığını nasıl kullanacağım? Bunun için de şöyle bir dik çizebilirim. Ama alakası oldu değil mi? Açı ortayı da kullanacağım. Aa bak açı ortay. Bak kullanacağım deyince çıktı. Açı ortayda kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizsem. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir. Ve aynı zamanda şu üçgende ne çıktı arkadaşlar? 1 ikiz kenar dik üçgen çıktı. Yani 45 45 90 üçgeni çıktı arkadaşlar. O zaman burası kök altıysa burası da kök altıdır. Şurası da kök altıdır. Kök altı kök altı bu da kök katı olacaktır arkadaşlar şurası. Kök altının kök katı yani kök 12 yani 2 kök 3 yapar. Dolayısıyla cevabımız denizli oldu arkadaşlar. ABC üçgeninde BD iç açı ortay ve CD dış açı ortay olarak verilmiş. Buradaki açı da 30 derece verilmiş. 12 ve 18 bilgilerinden sonra bizden X isteniyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar benim dikkatim şu şekilde. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz değil mi? 30'un mantığını falan kullanamıyoruz. Hocam dik çizsek ne işimize yarayacak? Ya da buradan dik çizsek ne işimize yarayacak? Uzunluk yok ki burada 30'a ait değil mi? Ama şuradaki üçgende bakın bu ABC üçgeninde şurası nedir arkadaşlar? Bir iç ile bir dış açı ortay. Hatırlarsınız belki. Bir iç açı ortay ile bir dış açı ortay arasında kalan açı alfa iken burası iki alfa değil miydi? Şurada göstereyim isterseniz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir özellik vardı gençler. Hocam bir üçgende bir iç açı ortay ile iç açı ortayları şöyle düzgün bir şeyle göstereyim. Bir iç açı ortay ile bir dış açı ortay arasında kalan açı alfaysa şu açı ortay bu da açı ortaysa burası 2 alfaydı. Niye? Ispatını yapayım isterseniz. Ben buraya bir x açısı buraya bir x açısı diyecek olursam 2 iç açın toplam bir dış açıdan burası ne olacaktır arkadaşlar? Şöyle bakın x x diyeyim. 2 iç açın toplam bir dış açıdan x artı alfa oldu. Hocam burası da x artı alfa. E büyük üçgende de 2x açısıyla bu açının toplamı burası yapacak. Yani sen 2x ile neyi toplarsan 2x artı 2 alfa yapar. Tabii ki 2 alfa. İşte o yüzden iç ile dış arasındaki açı alfa ise burası 2 alfadır. Yani burası iç ile dış arasındaki açı 30 ise burası ne çıktı arkadaşlar? 60 çıktı. Hala da 60'ı kullanamıyorum. Çünkü vallahi şurada 12'ye ait bir dik çizsek bir işimize yaramıyor. Buradan dik çizsek işimize yaramıyor. 18'i de kullanmam lazım. Daha önceki sorularda da demiştim ki bazı zor sorularda hatta çoğu zor sorularında arkadaşlar Böyle açı ortayların kesim noktası var mı diye dikkat edin. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyor ya da 2 dış, bir iç bir noktada kesiyor diye söylemiştik. Bakın, dikkat. Bu iç açı ortay, sarı üçgende, ABC üçgende. Bu dış açı ortay, A. Burası açı ortayların kesim noktası. Bu iç, bu dışsa, buradan gelen de dış açı ortay olmak zorunda. Yani dış açı ortay olacak arkadaşlar. Şuradaki dış açıyı ikiye eşit parçaya bölecek. Hocam bu dış açı ortaya olacak. E burası 60 derece ise buraya 120 derece kaldı. Bunlar da 60'ar er derece yaptı mı? Yaptı. Heh. şimdi biraz şekillendi arkadaşlar. Bakın şuradaki üçgene bakacak olursak. Şuradaki üçgene bakacak olursak. Bir iç açı ortaya çıktı. 12 bölü 18. 12 bölü 18 nedir? 6'ya böl 2, 6'ya böl 3. Hocam burası 2K iken burası 3K'dır. E sonra X'i nasıl bulacağız? Aynı zamanda şuradaki üçgende de arkadaşlar bakın şuradaki üçgende de bir dış açı ortay olmadı mı arkadaşlar bu? Gördünüz mü? 60 60 bu dış açı ortay. Yani şunun tamamına oranı diyelim. Şunun tamamına oranı yani kaç o? 3K'nın 5K'ya oranı eşittir. X'in 12 oranını Buradan dolayı k'lar gitti. X de buradan ne geldi arkadaşlar? Hatta 5x eşittir 36 ise x buradan 36 bölü 5 geldi. 2 ile genişletirsek 72 bölü 10 geldi arkadaşlar. 72 bölü 10 da nedir? 7,2 yapar sevgili gençler. Yani cevap balı kesir oldu. Biraz zor bir soru ama bunlara da alışın. Yani ÖSYM bu ayarda sorar mı? Belli olmaz. Açı ortay ve kenar ortay konusundan aslında ee, çok böyle e, her sene soru sormuyor. O ayrı bir konu ama e, sorduklarında da seçimi bu yönde mi olur bilemiyoruz. Çünkü AYT'de biliyorsunuz bilgi var deyip bu şekilde bir soruda karşımıza çıkar çıkarabilirler. Yani bir konuyu öğrenmişken tam anlamıyla öğrenmek lazım. E, o yüzden bu sorunun da mantığını bilin tabii ki arkadaşlar. Evet gençler cevabımız balıkesir çıktı.